Ünlü komedyen Önder Açıkbaş bir halk plajında ortaya çıktı. Tam 11 kilo birden veren İbrahim Büyükak'ı görenler tanıyamadı. Sivrisinekler Eser Yener'lerin kabusu oldu. Ve daha neler neler. Kameralarımızı Çeşme'ye çeviriyoruz. Uygulandım hepinizi gördüğüm için iyi ki varsınız. İbrahim Büyükak 11 kiloyu öyle bir sebep için verdi ki. Ben 11 kilo verdim. İşte Lal Denizli'nin kalbinin yeni sahibi. 3 ay oldu. Bülent Serttaş hayatının en kısa konserini verdi. Beraber gidelim anlaşasıya. Çeşme'den en sıcak görüntüler ve röportajlar Magazin 8'de. Alaçatı'dayız. Ünlü komedyen Önder Açıkbaş sarı şortuyla denizde. Yanında aile dostu iki hanımefendi var. Delikli koyunu yeni keşfetmiş Önder Bey. Çok duygulandım hepinizi gördüğüm için. İyi ki varsınız. Hayır abi, aile dostlarımla. Burayı yeni tanıdım ben. Delikli koy. Yoksa biçlerin pahalılığından değil yani. Yok be abi, yani biçler şey oluyor insan bir süre sonra. Evet. Sürekli böyle önünden pizza geçiyor. Bir falan. Buzlu bardaklar, buzlu falan. Burayla yeni tanıştım. Benim sevdiğim arkadaşlarım. İzmirliler. Onlar benimle bir iki gün, abi adam da cep telefonuyla çekiyor. Siz hangisi? Yerel kanal mı abi? Telefonla çekiyorsunuz, bütçeler mi dar? Önder Açıkbaş Çeşmeciymiş. Çeşme daha böyle sayfiye, halk işi. Biraz daha sakin, alçak gönüllü. Herkese göre bir şey. Baksana abi, İtalyan adam da burada güneşleniyor. Adamın bilmem ne jipi var, o da burada güneşleniyor. İnsanlar, yani farklı farklı sosyal kesimlerden bir sürü insan şu an burada harika bir tatil yapıyor. Herkes bir arada, baksana abi. Burada para konuşmuyor, bir şey yok. Rüya gibi bir yer. Doğa harikası, baksana. Suyu cam gibi. Yani ben büyülendim abi. Değerli izleyenler, buraya Delikli Koy denmesinin sebebi de işte bu delikli taş. Alaçatı'dayız. 3-5 günlüğüne geldim. Böyle bir taraftan çalışıyorum, bir taraftan da öyle eser falan bu taraflardaydı. Çalışıyorum derken ne yapıyorsun şu an? Film yazıyorum abi. Yeni bir film yazıyorum. İnşallah bu sezon yapmak istiyoruz. Onun çalışmasını yaptım. Tamamladım senaryoyu. İbrahim Büyükak kilo da vermiş. Ben 10-11 kilo verdim abi yazın başından bu yana. Film için mi yoksa diyet falan? Ya diyet yaptık işte eserle beraber. Hani o eseri, verdi mi aldı mı? Yani eseri görünce sizin o yorumu, o yorumu Türk halkına bırakıyorum. Biraz daha böyle daha sakin olmaya çalışıyoruz. Yani bir toplu bir değişim yani. Tam bir diyet de değil yani. Tam böyle hani artık yeme şeklimizi değişelim. Çok ağır yiyoruz abi. Ama bayağı başarılı olmuş yani, artık kilo olarak. Tabii tabii, bak göbek yok. Çıktı artık, içini soruyor. Çekin abi, göbek yok yani. Bir sıfır beden ama hani nasıl bir sıfır? Eser Yenenler de kilo vermeye başlamış. Ya o da aslında bayağı kilo verdi. İkimiz de artık bu yola girdik yani, biraz da sağlığımız da açısından. Eser'in o yoldan çıktığını ben düşünüyorum. Çünkü az önce yukarıda sağlam bir yemek yerken gördüm kendisini. Yani sen korkum yoktun. O. Ya yetişemedim bak, beni burada durdurdunuz, onu durdurabilirdim yani. Sevgilisi Nurdan Beşen'le de kısa bir süre içinde evlenecekmiş ünlü komedyen. Bir arada hemen böyle hızlı bir hareketle belki yapmayı planlıyoruz. Kesinlikle konuşuyoruz. Düğün gelecek. Konuşuyoruz. Sanırım. Bakalım, borsaya bildireceğiz yakında. Düğün dansı konusundaysa iddialı değilmiş Büyükak. Ya ben halay malay bizim, hani dümdüz. Dümdüz. Şimdi yakışan var, yakışmayan var. Şimdi Kadir Doğulu diyorsun, adama yakışıyordur yani. Şimdi beni düşünsene böyle yılan gibi kıvrılıyorum. Az önce bol bol kulakları çınlayan Eser Yenenler'leyiz. En rahat hissettiğimiz kombinasyon bu galiba. Hep böyleyiz yani. Sponsor mu böyle bu? Bedavacı değil mi? Biz böyle aynı kıyafetleri giyiyoruz. Harbiden öyle. Bunu bir daha bir sorgulayacağım ama rahat abi, rahat işte. Bu tişörtlerden 50 tane yaptırmışlar İvo'yla. 50 tane yaptırmamızın nedeni kiloları kapatmak için ama yaptırdık yani. Ben daha detay veriyorum. Eser de İvo'nun kulaklarını çınlatıyor bol bol. 10-12'şer kilo verdik. Ben 11'ini falan geri aldım. O da o da şey, o hala tutuyor. Ya onun garip bir göbeği var. O gidince çok zayıf. Zayıf biri oldu şu an. Ayaklarını sinekler ısırmış Eser'in. Yapmayın Allah'ın canı. Bütün Türkiye izliyor ya. Yani insan kötü hissediyor. Vallahi sinek ısırıyor. Her insan gibi. Ama her insan belki ayırt ediyordur. Ben çok kaşıyorum. Çok seviyorum kaşımayı. Niye bu bilgiyi size paylaşıyorsam. Sinek ısırıyor ve çok kaşıyor. Eski Survivor yarışmacısı Bozok ve Sabah Tümer de Alaçatı'da. Çok güzel gidiyor. Ne yapıyoruz? Geziyoruz. İşte eski arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Hasret gideriyoruz. Gayet güzel. Deniz, güneş, mehtap. Sabah Tümer'in Survivor'da tek korktuğu açlıkmış. Benim
açlık. Açlık, uykusuzluk, hiç. Ben olmam yani. Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ve sevgilisi de Alaçatı'da alışverişteydi. Bilal Bey ve Lal Denizli'nin alışverişi bitti. Müren Serttaş'ın eşi Selvi Hanım Alaçatı'da doğum gününü kutladı. Selvi Serttaş 2 hafta önce eşi Bülent Serttaş'a sürpriz bir doğum günü hazırlamış. Onlarca sanatçı da interaktif videolarla kutlamaya iştirak etmişti. 14 sene önce sadece ikimizdik. Ama şimdi 5 kişilik kocaman bir aile olduk. Bana yaşattığın her gün için sana sonsuz teşekkür ederim. Bülent Serttaş mekanda bulunanlarla Adamın Dibi şarkısını seslendirdi. Bülent Serttaş çalan şarkılarını söylemeye devam etti. Bir şarkıyla başlayan etkinlik mini bir konsere dönüştü. Bülent Serttaş oturduğu koltuğun üstünde daha da yukarı çıktı ve işte şarkılarını böyle seslendirdi. Selvi Hanım çok mutluydu. Beklemiyordum. Akşam yemeği diye geldim. Sürpriz oldu. Çok güzel. Evde en sevdiğim resimlerden. Özel gün müydü o? Yok, hayır. Bülent Serttaş da ayrı bir duygu yaşıyordu. Rabbim herkesin gönlüne göre versin diyorum. Yani insanlar mutlu olsun istiyorum.